piyasasındaki birkaç tane holding birçok yerel lezzeti satın yerel alıyor. Üreticiyi satın alıyor ve diğerlerinin de peşinde. Çünkü onlarda da ne yok? Saygınlık yok. Evet. Onlarda da saygınlık yok. Yani bir markalar yaratmışlar. İşte diyelim ki gelene geçene işte bir şeyler satıyor. Diyelim ki sakız satıyor. Diyelim ki kurabiye satıyor. Diyelim ki şunu satıyor. Çikolata satıyor. Bilmem ne satıyor filan. Saygınlık yok. Yani saygınlığı sağlayabileceği şey işte efendim holding binasını gösterir de altındaki arabasını gösterir de bilmem nesini gösterir de falan filan. Ticari olarak kendisine hani kıskançlıkla saygı duyulmasını ister. Yani nasıl saygı duyulur? İşte ya şu adam var ya o adam işte o adamın o kadar çok parası var ki falan. Satın alarak yoluna devam ediyor. Siz başkalarını satın almaya çalışmıyorsunuz. Yani bu açıdan evet komünist bir ortamdayız. Lezzet üretmek ciddiyet demek ister diyoruz biz. Evet. O en büyüklerden bir tanesi bizim ismimizi kullandı. Fakat hüsrana uğradı, yapamadı çünkü. Öyle mi oldu? Evet. Peki ama bu sizi üzmüştür. Bu o zaman üzüldük ama şimdi yani evet. Yapamamaları da başka bir zaman da sevindik. Çünkü bu yine bu masadaki değerli konuklarımızın lezzetlerini çünkü özellikle İstanbul dışında oturanlar da mutlaka tanıyorlar ama özellikle İstanbul'da sürekli bu lezzetlerden tatma şansı olanlar biliyorlar ki bu lezzeti taklit etmenin de imkanı yok. Çünkü bunun üreticisi para kaybediyor bunu üretirken. Kârından fedakarlık evet. ediyor. Sinek yine geldi. Sinek reklam arasına çıktı, inanamıyorum. Reklam arası verdik, sinek dışarı sigara içmeye çıktı herhalde. Bu kesin bunun bu dedesiyle bizim şey ihtimalimiz var. Bir şey var, evet. Peki, bir telefon alalım ve devam edeceğiz hanımefendiyle. Işıl Kayran İzmir'den arıyor, buyursunlar efendim. İyi akşamlar Okan Bey. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Şimdi, biraz beklettik, kusura bakmayın, buyurun. Ha, estağfurullah. Ben sorumu sormadan önce çok kısa bir not söylemek istiyorum. Ben İstanbullu bir ailenin kızıyım. Ve İzmir'de olmasa da kargoyla bütün bu ürünlerden getirtiyorum. Ve yeme şansım oluyor gelemediğim zaman. Güzel. Şimdi benim dedem Bakırköy'de tatlıcıydı. Kağıt helva, kos helva, tahin helva, salep ve dondurma üzerine. Ve benim dedemin kağıt helva kalıbı o zamanın teknolojisiyle ateşte kızdırılıp kalıba alınıyor. Ama inşaat demirinden daha kalın kapatma sustaları var ve bunu kilitleyince o kadar kalın demir esneyebiliyor. Yani X-ray şu bu ama o zamanın teknolojisi bunu yapmayı başarmış. Şimdi Selvan hanımefendiye ben bir soru soracağım. Size soruyor. Size soruyor. Evet. Evet buyurun. Şimdi bademler çeşit çeşit. Bazılarını rahat yiyebiliyoruz. Bazıları çok sert oluyor. Ben tabii bebek badem ezmesinde o tek sıra güzelim badem ezmeleri başka bir lezzettir. Ama bu badem ezmesi yapımı esnasında badem kalitesi nasıl seçilir hep merak etmişimdir. Aydınlatırlarsa çok memnun olurum. Peki efendim. Işıl Hanım teşekkür ederiz. Şimdi bizim stüdyodaki ekran başındaki izleyicimize ulaşıyor da bazen stüdyoda duyma problemi çekiyoruz. Işıl Hanım diyor ki efendim bu diyor bademi nasıl seçiyorlar? Badem, yani bademin seçilişinde değil mi Işıl Hanım onu soruyorsunuz. Var yumuşak var. Badem irisi var ama lezzetleri çok farklı bunların. Bademlerin yani ham maddenin lezzetleri birbirinden farklı oluyor. Siz bu diyor standardı nasıl tutturuyorsunuz? Bunu nasıl seçiyorsunuz evet. bademi? Buyurun. İşte o bademi biz efendim çeşitli bölgelerden alıyoruz. Çünkü şimdi kaliteli bademi bulmak çok güçleşti. Evet. Ancak köylülerden temin edebiliyoruz. Benim kullandığım badem Diyarbakır, Elazığ, Malatya. Bunların üçünden ben temin ettiğim bademi bir karma yaparak tabii de her seferinde de tadarak yani o lezzeti muhafaza etmeye çalışıyorum. Evet. Peki efendim. Teşekkür ederiz Işıl Hanım. Çok güzel sorulardı. Sağolunuz, var olunuz. İyi geceler. Şimdi Sayın
Hande Celalyan Bekir hanımefendi. Yok, Bekir'i yok. Ha, Bekir'i yok. Bekir Hacı'da. Hacı'da, peki. Hande Celalyan o zaman. Bizim evet. arkadaşlarımız hata yapmışa özür dilerim. Hacı Bekir lokumlarının sahibisiniz. Evet. Şu anda. Türkiye'nin en eski firması olan Hacı Bekir günümüzde ailenin 4. ve 5. kuşak iyi yetişmiş bireyleriyle profesyonel yöneticileri idaresinde bir fabrika, 2 imalathane, 4 satış mağazası ile Japonya'dan Yeni Zelanda'ya, bu biraz önce anlattıklarım sizin için geçerli değil o zaman. Yine de. Yani yine de büyük çapta değil ama. Evet, evet. Yeni Zelanda'ya, Orta Doğu'dan Letonya'ya, İngiltere'den Amerika'ya kadar uzanan ihracat ağıyla kurumsallaşmasını tamamlamıştır. Siz kurumsallaşmışsınız. Bir ölçüde diyelim. Evet, ama hani şimdi bir de böyle ülkeleri sen Japonya'dan Yeni Zelanda'ya falan diye atınca sanırsın ki bunlar buraya ya petrol satıyorlar ya demir çelik satıyorlar falan. Öyle değil ama işte. Ama şöyle anlaşılmasın yani, ki yani buralarda süpermarket zincirlerine değil, buralarda delikates dükkanlarına niş market ürünü olarak küçük çapta satılan ürünümüzdür. Evet, bir kutu iki kutu. Yok, o da değil. Da değil ama. Yani, ama yani butik üretim ve butik satış şeklinde. Güzel. Düşünebiliriz. Peki siz ne yapacaktınız eğer şimdi siz ailenin bir ferdisiniz. Evet, 5. kuşak temsilcisiyim. 5. kuşak. Peki siz başka bir şey yapmak isterdiniz de bu işle mi uğraşmak zorunda kaldınız? Hayır, vallahi bunu bilinçli olarak hiç düşünmedim. Bu benim annemin ailesi. Annem tek kız çocuğuymuş dedemin. Ondan sonra evlenince babam inşaat mühendisi kendisi. Ailenin tek kızıyla evlenince mecburen kumla çimentoyu bırakmış, yerine nişastayla şekeri koymuş, mühendislik bilgilerini bu şekerciliğe uyarlayarak kendisi 4. kuşak adına bunu yürüttü ve hala yürütmekte. Biz 2 kızız, yani bu işin içine doğduk, bilinçli olarak düşünmedik ama demin konuştuğunuz noktaya da değinmek istiyorum. Biz bunu her zaman bir kültürel miras olarak gördük, yani taşımamız gereken bir sorumluluk olarak gördük. Hiçbir zaman kazanç odaklı düşünmedik. Yani ben ne yapsam daha çok para kazanırım, daha çok başarı kazanırımdan çok. Yani bu iş bize dedelerimizden kaldı. Onlar bu işi güzel yapmışlar, biz de onlara layık olacak şekilde devam ettirmeliyiz diye düşündük. O anlamda böyle biraz yarı bilinçli bir karar oldu ama hiçbir zaman da pişman olmadık. Şimdi zaten bir şehrin özelliğini veren lezzetidir. Yani adresleridir. Bir kere bir şehirde adresler olacak. Şimdi İstanbul'u ele aldığımız zaman ya şu İstanbul'un nesi vardır dediğimizde Ağoğlu konutları değil herhalde İstanbul'un özelliği ya da efendim işte bilmem kim konutları değil herhalde. İstanbul'un özelliği 70'li yıllarda yapılan efendim köprü de değil. Elbette. Yani biz bunu nasıl anlıyoruz? Başka bir ülkeye uyarlayalım. Şimdi siz tatillere gidiyorsunuzdur. Mesela işte Brüksel'e gittiğinizde Brüksel için bir şey vardır. Yani bir adam derse ki Brüksel'e gittim. Sen dersin ki şeyi gördün mü, o çişini yapan çocuğu gördün mü dersin. Ondan sonra midye yedin mi dersin. Ondan sonra bir de ne dersin, işte falanca çikolatalarından oradan aldın mı dersin. Hep bundan bahsederiz. Elbette. İşte bir heykel, bir bilmem falan. Evet. Öbür tarafta gittiğin zaman işte filanca şey gördün ve bunlar tarihidir. Yani sizin aileleriniz demek ki İstanbul'a tadını ve ruhunu veren aileler. Ha, belki siz olmasaydınız başka birisi yapacaktı. Şey değil, belki sizin gibi yapamayacaktı. Belki daha iyisini yapacaktı. Bilemeyiz. Bu gece buraya konuk olan ve olamayanlar da var tabii, sadece bu kadar değil. Onları da saygı ve sevgiyle mutlaka arkadaşlarımız da belgesellerini yaptılar. Anmak lazım. İzleyenlerimiz de söylüyorlar. Tabii ki bütün lezzetleri bu kadar değil İstanbul'un. Ama bu ruh, bu miras hakikaten. Ağız tadı önemli değil. Ağız tadı bozulmasın deriz. Hayır, başka deriz bir de ne yani vardır? Yani şimdi bir adama derse ki ya işte İstanbul'u özledim. Hani nesini özledin İstanbul'un? Ya işte filan yere gidip filan yemeği, işte filan şeyde oturup manzaraya bakmayı filan şey. Bunlar genelde bir de mütevazı şeylerdir. Yani bir insan bir şehirden bir başka şehre kanlıca yoğurdu yemeye gider mi? Normalde mantıksız gibi gelebilir ama gider. Umarım, evet. Yani boza içmeye de gider.
ne bileyim yani işte bebeğe gidildiği zaman da hani badem ezmecesi oradadır yani. Şimdi hani badem ezmeciyi kaldırırsan da bebek artık bebek olmuyor bana sorarsanız. Olmuyor. Çünkü bebek zaten değişiyor. Biraz da fazla hani sonradan gören, sonradan zengin olan insanın yerleşimiyle hakikaten değişiyor. O zaman eski bebeklerde diyorlar ki, çünkü o eski bebeklere de ihtiyacımız var bizim. Tabii. Hani ondan sonra eski bebeklerde tabii diyorlar ki ya burada aman şunu bunu kaptırmayalım falan diyorlar. İlk kaptırılmayacak adres mesela sizin adresi yani. Öyle bir şey var. Ama şimdi sanıyorum girişimciler arasında şöyle farklar da var. Şimdi siz bir tür kurumsal ve daha çok üretim yapan, üretiminizi satabilecek bir durumdasınız. Dolayısıyla ona göre de bir makul fiyatlar koyabiliyorsunuz belki ürünlerinize. Değil mi? Evet. Ama mesela Sevim Hanım bunu yapamıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Evet. Maalesef. Yani dolayısıyla aslında şöyle bir şey de oluyor. Şimdi yine bunu da tartışalım diye söylüyorum bir konu olarak. Yani az ve öz olmanın muhafaza etmenin şartı da sürekli fiyatları arttırmak. Halbuki diyelim ki rakip ya da taklit, mesela sizin taklit. Evet, kaliteyi bilmeyenler için. Daha ucuza çıkmıştır büyük ihtimalle. Tabii. Yani rakamsal olarak daha ucuza çıkmıştır. Evet. İnsanlara, tanımayan insanlara şey yaptırmıştır yani bu şu kadar lira, bu şu kadar lira diye. Belki sizin taklitler içinde de vardır efendim. Hammadde mi? Gayet tabii ki en azından taklit edilmeye çalışılan bölgeler var. Tabii ki söylediğiniz konular hakikaten çok dikkat çekici. Hiç büyümemek değil ama ölçülü büyümek zorundayız. Çünkü her şey artıyor. İşçilik ücretleri artıyor, sigortalar artıyor, vergiler artıyor, günlük giderlerimiz artıyor her şeyden önce. Bunlara karşı dayanabilmek, uygun fiyatlarla da ürün o meydana çıkarabilmek için biraz da üretimi de arttırmak gerekiyor. Ben kendi adıma konuşmuş olayım. Tabii ki büyük dedemin kurduğu zaman da insanlar halen daha iş yerine, vefadaki mekana gelip orada boza içmek keyfine ulaşabiliyorlar. Ama bunun dışında bizim dördüncü jenerasyonun şu anda iş başında olduğu dönemde İstanbul'da 1200 nokta, Ankara'da 300 nokta, Bolu, Düzce ve buralarda da 100 nokta, Eskişehir'de 40 noktaya dağılımla bir yerde üretimi arttırmış oluyoruz. Tabii dolayısıyla şöyle bir probleminiz de var. Şimdi ustayı uzun süre tutmak zorundasınız. Yani ustayı yetiştirmek zorundasınız. Yetiştirdikten sonra uzun süre tutmak zorundasınız. Halbuki ben medyadan şunu biliyorum. Medyada, televizyonda asistanken alırsınız genç bir adamı. O yetiştikçe başınıza bela olur. Çünkü bir, başkaları onu transfer etmek ister. Bu yüzden ücretini arttırır. Zaten sizinle beraber yaşamaktadır. Yani siz de onun şeylerle işte ev mi alacaktır, araba mı alacaktır, bir şeyin taksine mi girecektir. O da mutlaka daha iyi bir yaşamı hak eden bir genç adamdır. Yaşlanmaktadır, evlenecektir, evet, çocuk sahibi olacaktır filan. Zaten bir adamın iyi iş yapması, hatta evlenmesi, çocuk sahibi olması, işten atılacak hale gelmesi demektir. Hemen onu işten atmak, yerine onun işini yarım yamalak yapan ama yine de yapabilen, ondan sonra daha düşük maliyette bir başka adamı almak gerekir. Ve bütün iş yerleri, benim medyada bildiğim, medyada hani herkes başarılı olacağım diye çalışıyor. En fena şey o. Başarılı oldukça işten atılacak hale geliyorsun. Evet, evet. Onu bir an önce işten atmak, yerine böyle dertleri olmayan daha genç bir adam almak lazım. Medyadaki bu değişim neden oluyor? Bu yüzden oluyor. Şimdi sizin işinizde bunu yapamıyorsunuz. Yapabiliyor musunuz? Yok tabii, yani ustalarda da bir süreklilik ve bir gelenek arayışı içindeyiz. Ama eskiden bu daha çoktu tabii. Şimdi daha ustalarda değişiyor ama eskiden bizim mesela 4. 5. nesil çalışanlarımız da var. Aynen. Eskiden aynen, sahip aile olduğu gibi, evet, çalışanlar da kuşaktan kuşağa
hep aynı firmada çalışmışlar. O zaman tabii kontrol ve denetim mekanizması da çok ve motivasyon mekanizması da çok iyi işliyor. Aile içindeki hiyerarşinin bir sinerji yaratıyor tabii. Yani ustan, amcansa aynı ya da dedense seni hem işte daha iyi tanıyor, daha iyi kontrol ediyor. Veyahut aynı köyden çalışmaya gelenler, ki bizde Araç'ta çok çalışan vardır mesela, eskiden çok da daha fazlaydı. Peki usta da demez mi? Ben de bu işte geleneksel olarak işte kuşaklardır. Ben bunların ustasıyım. Ben de gideyim bir dükkan açayım. Ben de bunu yapmayı biliyorum. Ama o zaman ustanın motivasyonu da, ben Hacı Bekir'de çalışıyorum diyor. Yani bütün bir köye de ben Hacı Bekir'de çalışıyorum. Oğlum da oraya gitti. İki nesildir buradayım. İşte onlarda da o bir bağlılık oluyor. Ama sistemin oluyor. Problemi o. Hacı Bekir'de çalışıyorum diye gidip akşam eve gelip merhaba ben geldim diyebiliyor mu? Hani bana gösterin yatak odamı diyebiliyor mu? İşte öylesine ahlaklı çalışanlara sahibiz. O bakımdan şanslıyız. Yani öyle olmayanı da var tabii, ama olan da olmuş. Bugünlere kadar gelmişiz yine bir şekilde. Ben mesela çalıştığım bütün televizyonlarda söylemiştim. Bütün çalıştığım televizyonlar hep patronlarını çok severdim. Ondan sonra hep derdim ki onlara, ya bu biz aileyiz aileyiz, bir günde eve çağırmıyorsunuz, şu çocukların yanındaki odayı da sana ayırdık demiyorsunuz, hani bu nasıl bir aile yani, hep söylerim. Çok doğru. Çok doğru. Hay diyebilirler de, yani biz kendi dükkanımızı açacağız da diyebilirler. Kolay bir şey. Başında var, başarılı olan var, olamayan var, yani başarılı olanları da saygıyla karşılıyoruz. Peki sizin lokumun farkı ne, bana anlatın. Bizim lokumun farkı şöyle ki, şimdi lokum çok eski bir tarih aslında. Bazı yerlerde hani dışarıdan özellikle gelen sorularda ve sizin dedeniz ve bunu keşfetmiş, icat etmiş diye sorular geliyor ki, böyle bir şey yok. Bu, böyle bir iddiamız yok. İcat değildir. Çünkü 1500'lü yıllardan beri lokum yapılıyor bu coğrafyada. Yani Türkiye'nin olduğu yer, Osmanlı İmparatorluğu'nda, Orta Doğu'da lokum imalatı var. Fakat o zamanki malzemelerle yapılıyor. Böyle ki doku yapıcı olarak un, tatlandırıcı olarak da bal kullanılıyor veya üzüm kullanılıyor. Hacı Bekir'in bu tarife katkısı 1800'lü yıllarda nişastanın ve rafine şekerin keşfedilmesiyle, kullanılmaya başlanmasıyla bunları kullanmaya başlamış lokumda, lokum üretiminde. O zaman farklı bir doku ve farklı bir esneklik elde ediyorsunuz. Ki bu bugün otantik reçete olarak şekercilik literatüründe bu anlatılır. Ve lokumun tarifi olarak denir ki, ısırdığınız zaman dişleriniz bir direnci hissetmelidir. Fakat dişleriniz temiz olarak o lokumu ısırıp içinden geçebilmelidir. Ki bizim lokumumuz öyledir. Buyurun yayın. Ya nasıl bir tarif canım? Yani. Ağzınız sulanmadı mı? Zaten toplayamıyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz. Ve Sayın Nadir Güllü. Evet. Efendim ilk önce tabii ki program başında da konuştuğumuz gibi, ondan sonra Sayın Ankara Belediye Başkanı'na olan benzerliğiniz Twitter'da da bir ilgi uyanır. Kendisini şahsen tanıyorsunuz. Antepli. Antepli olduğu için. Erdene Gaziantepliyim. Bir araya geldiniz. Harfetliyim diyorum ya, Gaziantep 30 kilometre olduğu için Gaziantepliyim diyor. Ondan dolayı. Peki bir araya gelmişsiniz galiba, evet, ne oldu? Evet, geldik. Efendim herkes yaptığı işin ustası diyoruz. Güzel, harikulade. Peki, hatta işte bir halktan birisi mi, yarısı mı, başkanım mı demiş size? Tabii genellikle ben de İstanbul'da siyah arabayla dolaşırken bazen İstanbul'da ne işim var başkanım diyorlar. İşte tabii onda öyle şeyler oluyor. Peki, harikulade. Şimdi siz de tek şubesiniz. Evet. Aslında, aslında. Evet. Ama nasıl biliniyor? Şimdi efendim 200 yıla yakın bir sülalenin 5. kuşağıyım. Tabii ki dedelerden geldiğimiz için bu mesleği çok güzel yapan Gaziantep'te amca çocuklarım, İstanbul'da da kardeşlerim olduğu için, amca kızlarımız, amca çocuklarımız da olduğu için, herkes ürettiği üründen sorumlu olduğu için, hı-hı, ve tüketici ürünlerden aldığını bilme hakkı olduğu için, hı-hı, ve her firmanın da üretim, yönetim ve pazarlama sistemi olduğu için, eskiden alamayı farka dedikleri, şimdi marka dediğimiz bir markayla herkes ürünü ayırdı. Siz Karaköy Güllüoğlu'sunuz. Evet, Karaköy ve Galata Gülesi. Karaköy'ün temsili olan, tarihi temsil olan Galata Gülesi'ni kendi tarihimize birleşik Galata Gülesi'ni logo yaptık. Bir gösterebilir misiniz? Ben Nadir Güllü olarak yazdık. Şöyle. Hı hı, hı. Nadir Güllü de işte bir isim marka olarak ve aile markası olarak böyle ayırdık. Ama diğer yapan, en az bizim kadar güzel yapan tüm sülalem, akrabalarıma, kardeşlerime son derece saygılıyız. Tabii ki hepimizin güzel yaptığının birbirine faydası var. Bu sadece
tüketicinin bilinçlenmesi açısından ayrılmıştır. Bizim peki, şubemiz yoktur. Şimdi şuradaki, burada gördüğümüz neler görüyoruz burada? Baklava. Burada neler görmüyoruz ki? Bir gelebilir miyiz aslında şeyle çocuklar? Bir yaklaşabilsek. Evet. Tamam, buyursunlar. Gayet güzel görünüyor şu anda. Şimdi cevizli baklava, fıstıklı baklava burada. Burma, bu fıstıklı. Fırma kadayıf, cevizli sarma. Bu burma. Fıstıklı burma. Fıstıklı burma. Sonra? Cevizli saray sarması. Cevizli saray sarması. Fıstıklı dürüm. Fıstıklı dürüm. Bol fıstıklı kara baklava. Kara baklava ne? Kare baklava. Kare baklava. Çikolatalı. Güzel. Bu da benim ismimi taşıyor, Nadir Dolama. En çok Yunanistan'a nadir gidiyor. Dolama mı? Neden Nadir Dolama? Bir Türk ustasının ismi olsun diye ismimi koydum. En çok Yunanistan'a bu gidiyor. Niye Yunanistan, niye onu seviyorlar Nadir Dolama'yı? Şimdi bunun yufkası az, fıstığı fazla. He. Demin bir şey söyledik, kalori meselesi deniyor halkımızın. Hı hı. Kalori nedir? Bir hamuru fazla yaptıkça, içine şerbeti falan koydukça kalori artar. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Protein miktarı fazla olan fıstığı fazla koyup, yayla tereyağı kullanıp, ince yufka koyup da bir de şekeri de az verince hışdır baklava. Ve bir de kocaman tepsi bak bir kilo geliyor. Baklava hış mı der? Yirken hış der. 40 kat yufka yiyince açarsan ağızda hış diye eriyecek bakla. tabii yeme şekli var ya bunun işte. Yapan ustaya saygısızlıklar. Bunu alıp bile atmak. Benim bütün meslektaşlarımca söylüyorum. Yani hış der baklava mükemmelmiş. Tabii canım 40 kat yufka yiyince hış diye eriyecek ağızda. Evet. Peki şimdi bunun ben şöyle bir şey seviyorum. Evet. Bu tabii ki bir ters bir hareket. Fakat ben eve gelen baklavayı sizden özellikle geldiği zaman onu hemen yemeyi sevmiyorum. Çünkü vicdan azabı çekiyorum, kilo alıyorum falan diyerekten. O buzdolabına giriyor. Sonra sabaha karşı insan bir tatlı hasretiyle kalkar ya yataktan. O zaman buzdolabında soğumuş ve katılaşmış baklavayı yemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu sapıkça bir şey mi acaba? Yok yok. Bir aslında kere buzdolabına sokmamak lazım. Onu biliyoruz. Tam tersine o eskidendi. Öyle mi? Şimdi biz laboratuvar kurduk. Gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve doktorumuz var. Bilinçli yaparsanız o şekerleme riski olduğu için eskiden söyleniyordu. Şimdi o sistemi çözdük. Hı-hı. Suların analiziyle, şekerin kalitesiyle çözdük. Tam tersine diyoruz ki müşteriye şu anda yeni götürdüğünüz zaman sıcak havalarda buzdolabı sebze kısmına koyun. Sebze kısmına? Evet ama kapağını açmayın. Rutubet almasın içerisine. Ha. Tabii. Baklavanın düşmanı rutubet ve sıcaktır. Bütün gıdaların öyle. Evet. Evet. Şimdi biz öyle yapıyoruz ve 10 gün 15 gün hiçbir şey olmuyor. Yani gece kalkıp dalınabilir. Yani dediğin gibi hiç korkma. Hatta dediğiniz gibi şekeri biraz daha çekmiş oluyor. Hmm. Evet. Peki sizin bir de light baklavanız mı var? Şeker hastalığı için yaptığınız baklava var. Burada oligofruktoz polidekstroz diye bitki lifini kullanıyoruz. Bir daha söyleyin onu. Oligofruktoz polidextroz diye, hı hı, hindi bağı, soğan, samsak köklerini. Stevia diye bir Paraguay'dan gelen bir yaprağın şeyini eriterekten şeker elde ediyoruz. Bu, hı hı, çok ciddi bir çalışma. Tabi bunun yasal belgesi ruhsatıyla, hı hı, patentli şekilde yapılıyor. Omega 3'lü zeytinyağı kullanılıyor. Güzel. Tabii tabii. Tamamen yasal ruhsatlı şeker hastaları ve kalp hastaları yiyebiliyor. İşte ama lezzet üretmek ciddi temel istiyor. Onun için tarih firmanın... Peki onun lezzeti ne oluyor? Bunu kadar değil. %10 daha yavan. Çünkü içinde zeytinyağı var ve bitki lifiyle yapılıyor. Ama düşünün hayatı boyunca şeker hastası yemeyesi yasaklanan bir insanın bir baklava yemesi. Ya sonuçta yemesi. Baklava yemiş oluyor. Tabii canım. Peki siz hiç Lübnan lokantasına gittiniz mi? Gitmişsinizdir. Zaten benim dedemin dedesi madem tarihimizi anlatıyoruz. Müsettes Samadi diye baklavacılar vardı. Şam, Halep, Bağdat, Lübnan. Onlarınki şurupsuz. Tabii. Şimdi biz Türk tipi baklava yapıyoruz. Kuzey Afrika'da da şurupsuz. Var. Mesela Yunanistan'da tam tersine bir baklavasına benzer. Şurubu bol, kalın açarlar. Hmm. Lübnan, Suriye'de de şekeri az, şurupsuz olur. Çok az. Ben onu daha çok seviyorum. Ama bizde de kuru baklava var ona benziyor. Bak şu elinizdeki. Ha, şu. Şekeri az. Evet. Ve kuru baklava. Peki bakın, biz niye şunu soracağım. Evet. Bizim damak zevkimiz de bu Türklerin. Evet. Yani biz çok şuruplu seviyoruz. Yok bizimki şurup akmayacak. Aslında şurup dediğiniz onu da bizim film olarak zaten. Hayır. Lübnan'ınki parlamıyor bile. Bizimki pırıl pırıl. Canım o ne yapıyor biliyor musun? 2 saat fırında serin fırında pişiriyor. 2 saat serin fırında kalan baklavanın yağı uçuyor lezzeti. Acımsı oluyor. Hı hı. Bir ürünü yaparken
pişme derecesi, şeker derecesi dışarıdaki hava ile irtibatlıdır. Standart yoktur bizim meslekte. Doğru. Şimdi nasıl seyirci burada kalıba gelince sesini yükseltiyorsunuz. Bizde de bravo. Bizde de hamurun sertliği, şerbetin derecesi ve yağ sıcaklığı tamamen ustanın beyninde ve yüreğindedir. Standart yoktur. Onun için diyorum ki bizim pişme derecemiz 40 dakika 45 dakika civarıdır. 110 küsur derece kaynamış şerbet veriliyor. Bakteri mikrop sıfırdır. Sen bunu tutup da fırında, serin fırında 2 saat yakın pişirirsen o deniz gibi kuruma yapıyor. Bu sürede mideye giren o yağlar da cam oluyor. Ha. Canım bu lezzet üretmek ciddi demek. Bir zaman neden saray yüzünden mi? Yani İstanbul'un nasıl yani bu psikolojik olarak nasıl anlatabiliriz? Yani nasıl işte şeydeki mesela ben Fas'ta yedim, Tunus'ta yedim. Sizi demek zorundayım. Yani biz niye daha şuruplu, daha tatlı istemişiz? Bakın. Biz niye insan olarak daha tatlı istemişiz? Dur, tatlı olayım. İnsanlarız. Güler yüzlü insanlarız. Hayır, bir nedeni olması bakın, lazım. Bakın Topkapı Sarayı'ndan doğdu dünyada bu baklava. Ha. Karaköy'den 100 metre ileride Topkapı Sarayı'nda bizim gibi boğazını seven padişahlarımız çeşitli başlarına bana dermiş enerji veren. Yani biliyorsunuz bu işleri. Haremde çoğaldıkça enerji veren yiyecek isterlermiş. İşte bu kadınlar yüzünden olmuş. Ben tabii, onu şey yapıyorum. Tabii. Şimdi talep arz meselesi. Çeşitli başı ne yapıyormuş? Enerji veren yiyeceklerin içinde bu yufkaları açıp arasına ceviz vesaire meyve de olabiliyormuş. Bal koyarak da enerji veren bir baklava yapıyormuş. Bak iyi dinle. Ha. Tabii bunlar aslında büyüme çağında çocuklara da çok faydalı. Enerji vermesi açısından faydalı. Yeter ki içinde kullandığın malzeme yöresinde mevsiminde olsun. Bir de dikkat evet. ettiğim bir şey var. Bu bazı yeme problemi olan çocuklarda ya da yetişkinlerde mesela obez. Evet. İşte zayıflatmaya çalışıyorlar, doktorlara götürüyorlar filan. Mesela onların bizim İstanbul lezzetlerinden dolayı şişmanlayan tipler değil onlar. Yani obez olmasının nedeni mesela çok vefaya gitmiş, boza içmiş, size gelmiş çok baklava yemiş. Hayır, işte hayır, size yok. Gelmiş badem ezmesi yemiş, size gelmiş lokum yemiş, size gelmiş de şey yap. Bu değil. Yani ben hiçbir obezde şöyle bir şey yok. Aa, bir kutu baklava hemen yiyeyim diye bir şey değil. Hayır, onların yedikleri obezlerin yedikleri şeyler genelde marketlerde satılan. Satılan tabii. Katkı maddesi. Katkı maddesi evet. Çok. İçindeki şekerin şusun busun falan filan ne olduğu da işte ondan sonra güya belgeli bilmem ne olan şey. Bizim yerel lezzetlerden ben obez görmedim. Yani herkes yerel şeymiş. Şimdi şöyle bir tepsi baklavayı normal vatandaşın önüne koysanız herkes buna girişir. Zaten girişmemek için zor duruyoruz. Ondan sonra girişir ve girişirken de der ki ah kilo alacağım bilmem ne falan. Halbuki onun şişmanlığı aslında başka şeyler yüzündendir. Bakın Okan Bey. Eğer siz yaptığınız ürüne yemediğiniz yedirmeme prensibi varsa ben yemediğimi yedirmiyorum. Çocuklarıma, torunlarıma yedirmediğimi müşteri yedirmiyorum. Bu bir. Bunu egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen şeyin dediği gibi üstadımın koyun ve keçi sütünden yayla tereyağı yapıyoruz. Nerede orası? Keçi Harran, Urfa. Ha. Tabii bu yöresinde mevsiminde. Keçiler niye böyle inatçı olur, niye dağlara çıkar? Her şeyi yemezler. Allah'ın dağından dağ demek, yayla demek, organik, natürel demektir. Bu bir. Hı hı. Mis gibi sütten yapıyorsunuz. Hı hı. İşte boşuna markalar oluşmuyor. İki, içine koyduğun fıstık gene Antep Barak diye bir bölge var. Oradan getirilir. B1-B12 vitamini var. Hakiki Antep fıstığı. Hı hı. Enerji veren. Üç, ceviz, Şebengarisler, Tokat, Reşadiye'den geliyor. E siz bayağı böyle tabii canım, bütün yurdu kucaklıyorsunuz. Tutuyorsunuz. Yani. Rimoflobin diye bir vitamin var. Allah tarafından bir tek buğdayda var. E sen bu kadar kaliteli ham maddeyi yapıp da sadece şunu yapacaksınız. Bol şerbet vermezseniz yani tatlı yerine baklava yaparsanız bir diliminde sadece 90 kalori var. Bir insan vücudunun 2500 kalori ihtiyacı varsa ki sizin 4000'e ihtiyacınız var hareketlisiniz. Demeyin. E tabii canım maşallah cin gibisiniz. Ediz duyuyor musun? Evet. Evet. Yerinizde durmuyorsunuz çünkü. Sizin gibi insanın sadece 30'da biridir bir dilim baklava. Demek ki bir şeyin azı karar. Ortası yarar, çoğu zarar. Çoğu zarar. Yeter ki. Sinek yine geldi. Yeter ki dediğim gibi kaliteli ürün olsun. Yöresinde mevsiminde olsun. Çok önemli bir şey söylüyorum. Halkımız bilinçli yiyeceklerin seçimi sağlıklı bir yaşam ve hastalıktan korunmanın anahtarıdır.
Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Hı hı. Kalitesizliğin daha sonra ödenen çok büyük bedeli vardır. Doğru. Evet. Doğru. Size program yapalım biz. Ben efendim aynı zamanda üniversitelere çeşitli dersler veriyoruz. İşletme, iktisat, marka, iletişim üzerine. Çocuklara şunu söylüyorum. Bir işin ya aşığı ya muhtacı olun. Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir diyorum. İşte güzel. Burada bu işlere markalar, dostlarım ve en az bizim kaderden daha fazla da İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bizim ve bizden daha iyi yapan dostlarımız var. Bunlar sayesinde bunlar ancak kalabiliyoruz. İnşallah bizden sonra çocuklar da bu işe yüreğini ruhunu koyarsa yaşar. Bakın bu masadakilerin Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bizim değil. Çünkü usta bir zanaatkara az yetişiyor. Bir futbolcu, bir tane müzisyen, iyi bir mutfak sanatçısı ülkeyi dünyada tanıtır. Ama sanatçılar. Niye dediğim gibi Lübnan'da Samedi vardı, oğlu Kanada'da, Amerika'da okudu. Adam yapmıyor çocuğum diyor. Çünkü zor meslek. Ustaya dayanıyor. Emeğe dayanıyor. Yani sonsuz üretemiyorsunuz. Yani dikey büyümek zorundasınız. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir zaman zengin olmayacaksın. Ama markan yükseliyor. İtibarın artıyor. Bir de şey oluyor efendim. Şimdi bizim İstanbul'un civar illerinden ve uzak semtlerden. Yani borsaya giren genç bir çocuk bile zengin olmayı ister. İşte ama sizin aileden bir adam zengin olamayacağını bilir. Ama bize şunu öğretmişler. Evet. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bereket azdadır. Ve biz kendi içimize dikey büyüyoruz. Sabit işletme giderlerini az indirgeyip satışı step by step evretibil bir okey gibi. Yani kendi içimize büyüyerek de büyüyoruz ki biraz masraf azaltıyoruz. Karlı öyle sağlıyoruz. Farklı. Peki. Berkay Akalın İstanbul'dan arıyor. Buyurunuz efendim. İyi akşamlar Okan Bey ve sayın konuklar. Buyurunuz. Dinliyoruz sizi. Açıkçası benim sizden bir ricam olacaktı. Ben çölyak hastasıyım. Ne hastası? Duymadım. Ben çölyak hastasıyım. Çölyak. Ha. Buyurun. Çölyak. Buyurunuz efendim. Belki ilk defa duymuşsunuzdur. Ama benim oradaki yani Türkiye'nin en büyük tahtacılarına karşı bir isteğim olacaktı. Bu çölyak hastalığı glutene, tahıllara karşı alerjimiz var bizim. Bu azımsanamayacak bir rakam. Türkiye'nin %4'ü bu rahatsızlığa yakalanmış durumda. Benim de ricam oradaki tahtacılarınıza bize uygun tahtı çıkartmalıdır. Sonuçta bir insanın canı tahtı çekebilir, baklava çekebilir. Bunun bize yasak olduğunu bilebiliyoruz. Bize var. Berkay Bey hemen değerli konuğum açıklasın. Buyurunuz efendim. Glutensiz. Evet. Tabii bu müşterimiz dedim ya uzak semtlerden gelenlerin istekleri de doğrultusunda şeker hastalığı için başardık. 3 yıl çalışmamız neticesinde tabii bir anda olmadı. Bu Medivac diye kalp hastalığı için de başardık. Şimdi çölyak için de 6 aydır ruhsat aldık. Satışa başlandı. Glutensiz baklava, çöl baklaları, çölyaklar için. Ama yapımı zor değil. Çok çok zor. Çünkü unda elastiki olmuyor. Kesinlikle. Benim 2 lira Clean Boy ve Sugar Mehmet 2 ustam var. Onlar yapabiliyor sadece. Kim bunu, adamın ismi ne? İşte bir isimleri var. Clean Boy diyoruz. Yani hepsinin lakabı var. Bizde Clean sonra, Boy? Clean Boy Sugar Mehmet. Sugar Mehmet. Şimdi bizde yabancılar geldiği zaman tanıtmak için. Ya sizin yarattığınız lezzetler gibi konuşmanızda maşallah. Maşallah. Ya bir de böyle gayet güzel hani bir konuşmanın yanında step by step falan filan gibi bir de İngilizceler de sokuyor falan filan. Çok business yani. Üçlü bakış var, anda bakış, çeneye bakış, iki kaşın ortasına bakış. Biz samimi insanlarız. Biz ustayız, sanatçıyız. Yine söylüyorum biz kimseden şu ana kadar talebimiz olmadı. Biz ustayız, önümüze bakıp çalışıyoruz, lezzet üretiyoruz. Bir çölyak hastasının Allah senden razı olsun demesi bizim için en büyük itibardır. Ne güzel. Bir şeker hastasının. Anneler geliyor, bu çocuğu niye yemiyor diyor. Ki Allah senden razı olsun diyor. İnanıyorum ki diğer dostlarımın da bu mühendisleri var. Herkes de bu hastalara göre ürün çıkaracağına inanıyorum. Evet. Peki. Berkay Bey teşekkür ederiz bizi uyardığınız ve bilgilendirdiğiniz için efendim. Ederim. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Çünkü, hayır çok mutlu olduk. Ben... Teşekkür ediyoruz bilgilendirdiğiniz için de. Sağ olun. Son bir şey daha söyleyeyim. Karaköy'de var. Karaköy'de var. Evet. Karaköy'de Güllüoğlu'nda var arzu ettiğiniz şey. Bu konuyla ilgili biz de bir ilave tamam. Yapalım. Yani, bir dakika Berkay Bey. Mehmet Sadık Vefa Bey de bir şey söylemek istiyor. Buyurunuz efendim. geçtiğimiz haftalarda Kadıköy yakasında kurulan bir dernek tarafından böyle bir telefon aldık. Fakat biz daha önce bu hazırlığı yapmıştık. Şu anda kendi üretimimiz olan boza için konuşuyorum. Çölyak hastaları gönül rahatlığıyla tüketebilir. Elimizde akredite bir, önemli bir laboratuvarın raporları da var. Bozayı da tüketebilirler gönül rahatlığıyla.
Peki. Çok teşekkürler. Berkay Bey, siz bir şey daha söylemek istiyordunuz. Buyursunlar. Benim yaşım 16. 6 yıldır bu rahatsızlığı çekiyorum. Ve ilk, yani neredeyse Türkiye'nin ilk çörek hastalarından birisi de benim. Bu hastalığın teşhisi zor, malzemesi zor. Şu anda marka vermeyeyim, özel bir süt ürünü. Bakın 6 yıl sonra, yani ben 6 yıl hastalıktan sonra yeni yeni ürünler vermeye başladı glutensiz olarak. Aynı şekilde şu anda Türkiye'nin büyük çikolata şeyleri, yapımcıları yeni yeni yapmaya başladı. Bizim amacımız Türkiye'nin %4'lük kısmı bu rahatsızlığa yakalanmış durumda. Örneğin geçen günlerde Metin Hoca'ya çıkardınız, yanlış bilmiyorsam onun da bu rahatsızlığı olduğunu evet, biliyorum. Yani internetten okuduğum kadarıyla. İşte benim amacım bu rahatsızlığın, bu hastalığın Türkiye'de duyulması ve buna karşı önlemler alınması. Sonuçta biz, tabii ben buraya gelene kadar zorlu şeylerden geçecek ama herkes benim kadar şanslı olamıyor. Bizdeki olan imkanlar herkese olamıyor. Çünkü bir baklavacıya, bir tatlıcıya geçtiğiniz dönemde bakamıyorsunuz, çekimini yiyemiyorsunuz. Çok haklısınız. Ama doğru adresi aradınız demek ki değerli konuklarımız da buradayken. Teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için. Kısa reklam arası, hemen sineye doğru koşturuyoruz. Buyursunlar. Sultanahmet'te önünde her daim yerli ve yabancı turistlerin kuyruk oluşturduğu yerlerden biri tarihi Sultanahmet Köftecisi'dir. Kredi kartı geçmemesine rağmen bu eski mekana ilgi her zaman büyüktür. Mehmet Seracettin Efendi 1911'de dedesiyle hac yolculuğuna çıkar. Önce İstanbul'a uğrarlar. Ancak dedesi İstanbul'da vefat eder ve Mehmet Seracettin Efendi İstanbul'da yaşamaya karar verir. 1920 yılına kadar çeşitli işler yapar ve o sene bir kebapçı açar. 1954 yılında vefat edince 3 oğlu işin başına geçer. 1965 senesinde ise bugünkü yerinde olan Sultanahmet Köftecisi açılır. Kısa sürede şöhreti kulaktan kulağa yayılır. Sınırsız konuşmak isteyenlere Vodafone'dan müthiş teklifler. 1. Cep Avantaj her yöne tarifesinde ayda 55 liraya, Vodafone'lular ve sabit hatlarla sınırsız, diğer yönlerle...